eküm, hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz sevgili dinleyenlerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yeni bir Yesevi Yolu programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine çok kıymetli Mehmet Kaya abimiz, Haydar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikteyiz. Mehmet abicim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Yani güzel bir mevsimdeyiz. Yeni bir hicri yıla başladık. Elhamdülillah, Elhamdülillah. çok kıymetli bir aydayız. aşura gününü de idrak ediyoruz tabii. Ve dün de Hayder'de çok güzel bir organizasyon oldu, sohbet oldu. Cübbeli Ahmet hocamızın aşure ikramları da oldu. Yani hani hep söylüyorduk ya bu Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi hiç boş durmayacak. İnşallah böyle özel günler olsun, diğer günlerde yine çok kıymetli programlar da oluyor ama bu tarz yer, organizasyonların, programların inşallah adresi oldu elhamdülillah. Çok da güzel kıymetli e, toplantılar, sohbetler gerçekleştiriliyor abi. İstediğimiz, beklediğimiz de buydu değil mi? E şimdi tabii öncelikle ben de bizi izleyen kıymetli bağışçılarımızın, Lale Gül TV izleyicilerinin, Lale Gül FM dinleyicilerinin, Aşure gününü tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hicri yeni yıllarını da 1446. Hicri yıla girmiş bulunmaktayız. Hicri yeni yıllarını da tebrik ediyorum. İnşallah bu hicri yeni yılımız ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğine vesile olsun. Amin. Bu aşure günümüzde biliyorsunuz peygamberlerin birçoğunun evet. başlarındaki sıkıntılardan kurtulduğu çok önemli bir gün. Ee, bu açıdan da e, ümmeti Muhammed'in darda, zorda, sıkıntıda olanlarının kurtuluşuna vesile olan bir aşure günü olsun. Ee, bir taraftan da Hazreti Hüseyin radıyallahu Efendimizin Kerbela'da e, birçok ailesinden e, seyitlerin de şehit olduğu e, bir gün olması hasebiyle ayrıca e, bizim içimizi kanatan, yüreğimizi burkan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve ciğer paresi diyebileceğimiz torunlarından iki torunundan birisi zaten Hz. Hasan'ı da radyolan biliyorsunuz zehirleyerek evet. şehit ettiler. Hz. Hüseyin Efendimiz'i Kerbela'da şehit ettiler. Rabbim inşallah onların şehadetleri neticesinde onlara cennette en üst dereceleri nasip eylesin. Amin. Ondan sonra ve onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Tabi rivayete göre anlatılır Mustafa Bey. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine Cebrail aleyhisselam Dıhye radıyallahu suretinde Efendimizin yanına geliyor. Dıhye radıyallahu anh sahabenin önde gelenlerinden ve Efendimiz'i sürekli ziyaret eden ve her geldiğinde de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimize hediye getiren bir sahabi Efendimiz. Evet. Dıhye radıyallahu suretinde Cebrail aleyhisselam geliyor Efendimizin karşısına oturuyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de orada radiyallahu. Anh. Tabii eee dıhye radiyallahu anh zannettikleri için o surette geldiğin Cebrail Aleyhisselam'ın kucağına oturuyorlar. Ellerini onun koynuna sokmaya başlıyorlar. Hani e, hediye getirmiştir. Evet, Bizene getirdi. E, hani çocuklar ya. böyle şey olur ya. Evet. Hani e, bir kere hediye her seferinde beklerler evet. onu. Öyle yapınca Cebrail Aleyhisselam biraz utanır gibi oluyor. Böyle bir şey yapıyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebessüm ederek diyor ki ey dıhye şey, ey Cebrail, seni dıhiyeye benzettiler diyor. O yüzden böyle yapıyorlar. Çünkü dıhiye her geldiğinde onlara hediye verirdi deyince e, Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ya Muhammed, e, allah Teala cenneti benim göğsüme bahşetti. E, evet. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin diyor Cennetten birer elma alsınlar diyor. Allah, allah. İkisi de e, Cebrail Aleyhisselam'ın göğsünün içine elini soktuklarında İkisi de birer elma alıyor. Ee, Tabi elmaları aldıklarında görünce e, Hazreti e, Cebrail e, böyle bir yüzünün rengi değişiyor. Bir hüzün hali alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu e, fark ediyor. Diyor ki ne oldu ey Cebrail yüzün niye bu hali aldı? Ya Resulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem sanki torunların sonunu çektiler diyor. Nasıl yani diyor. Ya Resulallah torunun diyor Hazreti Hüseyin aldığı elma kırp kırmızı bu elmanın kırmızısı gibi diyor maalesef Kerbela'da kanını dökecekler onu şehit edecekler diyor Hazreti Hasan'ın aldığı elma da diyor yemyeşil bir elma onu da zehirleyecekler vücuda aynı bu elmanın yeşili gibi yemyeşil olacak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok üzülüyor tabi rivayete göre o yüzden mesela şey Böyle bir e, hadise e, anlatılıyor rivayete göre. E, i̇şte Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de, Hazreti Hasan Efendimiz'i de, Efendimiz ciğer ciğerparelerini şehit ettiler. E, i̇şte o şehit edenler her kimlerse Allah onları e, müstahakkını verecektir, vermiştir de zaten. Onlar da öldü çünkü. E, ama aşure gününe denk gelmesi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Tabii biz onu da şöyle büyüklerimiz öyle yorumluyor. Onun da dünya meşakkatlerinin bittiği gün olarak şehadet mertebesi ki en büyük mertebedir. Peygamberler ve salihlerin mertebesinden sonra şehadet şerbetini içmiştir. İnşallah tabi bir taraftan üzülüyoruz. Bir taraftan onun şehadet şehadet şerbetiyle ahirete gitmesi de inşallah bize şefaatçi olur umuduyla da o üzüntümüzü azaltmaya çalışıyoruz. Yani Aşure günü böyle önemli bir gün. E, tabii her yıl e, Cübbeli Hocamız adeti üzere hem Hicri yılbaşında sohbet yapıyor, hem Aşure günü sohbet yapıyor. Tabii bu seneki Aşure günü gece önce geldiği için dün gece bu sohbet yapıldı. E, elhamdülillah çok da bereketli oldu, çok kalabalık oldu. E, sizin de buyurduğunuz gibi işte Haydar Kültür Merkezi e, daha şimdiden bu sohbetlerle Elhamdülillah hem o sohbetlerin Lale Gül TV aracılığıyla ve Lale Gül FM aracılığıyla dünyanın birçok yerine ulaşması vesilesiyle de aşure gecesi idrak edilmiş oldu. Tabi sohbete gelen kardeşlerimize oruç da tutulduğu için evet. etli etli pilav yanında bir de aşure gününün biliyorsunuz geleneksel biz aşure gününü geleneksel olarak her yıl aşure yaparak AŞEV'imizde, aşevimizde yaptığımız aşurelerle e, o ikramı da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sünnetin de yerine getiriyoruz. E, netice itibariyle e, dün geceyi idrak ettik. E, mesela Bursa'da da sohbet oldu. Bursa'da da Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi sohbet evet. yaptı. Orada da aşure ikramımız oldu. Elhamdülillah biz geçtiğimiz Cuma günü de e, Fatih Camii'nde artık bu da gelenekselleşti. E, her yıl e, hem Mevlid Kandili'nde helva dağıtımı yapıyoruz. Kandillerde helva dağıtımı yapıyoruz. Aşure günü de Aşure dağıtımı yapıyoruz. 3000 kişilik de Maşallah. Fatih Camii avlusunda Aşure dağıtımı yapıldı. Yani tahmin ediyorum yaklaşık bir 8-10 bin kişilik ikramlar yapıldı şu bir hafta içerisinde. Evet, Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Yani güzel bir çalışma çalışma yöntemimiz var. Hayder gibi dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren bu faaliyetlerin birçoğunu ülkemizde yapan ve Gerçekten bu faaliyetleri yaparken de Hayder'e en büyük desteği sağlayan bağışçılarımız var. Biz buradan bir kere daha bu bütün yaptığımız faaliyetleri yapmamıza vesile olan, bu köprüleri kurmamıza vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki Allah sizden razı olsun. Yani el değmedik bir yer bırakmıyorsunuz. Elhamdülillah. Ondan sonra hayır yapmadığınız bir müessese bırakmıyorsunuz. Ki Hayder sadece... Yurt içi yurt dışı faaliyetler değil camiamızdaki birçok derneğe da destek olan hı hı. bir kurum olması açısından da aslında yük alan yük olmayan bir dernek elhamdülillah bu anlamda da her zaman biz önce Allah'a şükrediyoruz sonra Haydar Şeref Başkanı Cübbeli hocamıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz bize bu imkanları verdikleri için evet. e, yani kültür merkezimizde hep söyledik biz sizinle konuştuk ta temel attığımızdan beri evet, neredeyse inşaatı seninle beraber bu stüdyodan <laughs> hani bitirdik beraber de. bitirdik <laughs> evet, e, elhamdülillah. elhamdülillah yani biz hep neyi söylüyorduk diyorduk ki öyle bir yere yatırım yapın ki mesela şimdi hani borsa diye bir olay var biliyorsunuz hı hı. E, Türkiye'de de İstanbul Menk menkul kıymetler borsası var. Ve bu borsada birçok hisse senedi mesela Mustafa Bey e, ne yapıyor işte şuna Alın, yatırırsan evet. çok kazanacaksın buna yatırırsan çok kazanacaksın. Aslında biz teşbih olsun diye yoksa kıyas bile edilemez. edilemez yani tabii. birisi e, bir dünya hayatındaki bir... E, menfaatten bahsediyoruz. Birisi ahiretteki bir menfaatten, birisi Biri, geçici, geçici bir menfaat, aynen. birisi fani birisi baki. Evet. Yani şimdi fani olanla baki olan kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. İşte bu açıdan baktığımızda mesela bu Hayder'in yaptığı çalışmalara ortak olanlar işte bu kültür merkezinde bir metrekare yeri olanlar veyahut da o bir metrekare yerin içinde hissesi olanlar Kazanıyor mu? Kazanıyor. Elhamdülillah. Nasıl kazanıyor? İşte oradaki istifade ne kadar çok olursa ki şu an elhamdülillah biz dernek müştemilatını da taşıdık. Dernek ofislerini de taşıdık. Şu an artık hizmetlerimizi oradan yürütüyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi bir taraftan cübbel hocamızın sohbetleri. Bir taraftan hanım kardeşlerimizin icazetleri ki geçen hafta bir hanım kardeşimiz bir rüya görmüş. Ondan sonra o Hayder'in bizim kültür merkezi inen rampadan... Bakıyorum diyor insanlar akın akın Haydar Kültür Merkezi'ne geliyorlar diyor. Bir hanım kardeşimiz görmüş bunu. Ondan sonra benim icazetime diyor neden bu kadar çok kalabalık diye merak ediyorum. Diyorlar ki diyor ya burası o kadar güzel bir yer ki buraya peygamberler, salihler de buraya, sahabeler bile buraya gelmeye başladı diye bir rüya görmüş. Ben bunu Cübbel Hoca'mıza da attım. O da çok memnun oldu. Tabii bunlar bizim için mutluluk vesilesi olan manevi işaretlerdir. Evet şey sohbet yapılan meclislere melekler bile gökyüzüne kadar kule yapıyorlar hadis-i şerif var meşhur biliyorsunuz. Hani Allahu Teala'dan izin alır melekler gelirler der, yeryüzünde Allah'ın anıldığı mescitleri ararlar, meclisleri ararlar. Orayı buldukları zaman gökyüzüne kadar orayı kuşatırlar. Sonra o mecliste o sohbet bitene kadar orada beklerler. Sohbet dağılınca onlar da dağılırlar ve Allahu Teala'nın huzuruna çıkarlar. Allah-u Teala sorar onlara kullarımı ne yaparken buldunuz? Ya Rabbi seni zikrederken, sana şükrederken, seni tazim ederken, seni noksan sıfatlardan münezzeh ederken bulduk ya Rabbi deyince kullarım kullarım beni görmüşler de mi? Beni bana böyle ibadet ediyor. Yok ya Rabbi seni görmediler. Peki görseydiler ne yaparlardı? Görseydiler o meclisleri hiç terk etmezlerdi ya Rabbi. peki benden bir şey istiyorlar mı? Ya Rabbi senden cennetini istiyorlar. Tamam verdim onlara cenneti buyuracak Allahü Teala. Evet. Peki bir şeyden sığınıyorlar mı? Bir şeyden korkuyorlar mı? Ya Rabbi cehennemden korkuyorlar. Cehennemden onları azat ettim onları buyuracak Allahu Teala. Peki Yarabbi e, Ya Rabbi e, onlar böyle e, cennet ümidiyle cehennem korkusuyla sana tazarruda bulundular. Sana dua ettiler. Ya Rabbi sana niyazda bulundular. Ama onların içinde birisi vardı. Ya Rabbi ticari bir kaygı için gelmişti. Yani birisini arıyordu. Onu orada bulabilir miyim diye gelmişti. Allah Teala buyuracak ki, o, o ki o da onlarla beraber onu da affettim buyuracak. Yani kaybeden yok, yok bu meclislerde. Peki bu meclislerde kaybeden yoksa bu meclisleri yapıp ümmetin istifadesine sunanlar kaybeder mi? Onlar da kaybetmez. Yani aslında ahiret borsası açısından yani teşbih olsun diye söylüyorum. Yani Allah'ın katında kıymetli olan her şeyden kıymetlidir. Allah dünyaya değer vermiyor. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allahu Teala dünyaya sivri kanadı kadar değer verseydi kafirlere bir yudum su vermezdi diyor. Allah Allah. E şimdi evet. Allah değer vermiyor dünyaya. E biz niye değer veriyoruz? Ha biz de değer verelim. Hiç değer vermeden olmaz. Ama asıl değer vereceğimiz yer ahirettir. Bunu Hayder Bağışçıları çok iyi biliyor. Çok iyi anlıyorlar ve elhamdülillah bu eseri e, vücuda getirdiler e, ve bu eser artık. E tabiri caizse e, kasası çalışmaya başladı. Hı hı. Tabii bu kasa e, nerede biriktiriyor sevapları? Ahirette biriktiriyor. İnşallah sadakayı cariye olan bu eser e, İnşallah yarın e, ruzi mahşerde hepimizin e, yaptığımız hayırlar nispetince hepimizin karşısına çıkacak. İşte o hanım kardeşimizin gördüğü rüya. Yani sahabeler, peygamberler buraya geliyor diyor. Ben de diyorum ki diyor bu icazet niye bu kadar fazi şey oldu? eee feyizli oldu diyorum diyor. Yani Allah feyzini bereketini artırsın. Amin. Allah buraya yardım edenlerin e, yardımlarını daha ziyade artırmalarını nasip eylesin. Yerini Amin. doldursun Rabbim Amin. inşallah. İnşallah bu kıymetli eseri de kıyamete kadar yaşayan, kıyamete kadar hizmet eden bir eser olarak Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Biz e, bu eseri yaparken e, çok uğraştık. Çok e, planlar yaptık. İnşallah e, bu planlar çerçevesinde de burada hizmet etmeyi Rabbim nasip eylesin. Amin. Demiş olalım Mustafa abi. İnşallah Allah razı olsun. Tabii yani e, gerçekten burası bir kompleks şeklinde hazırlandı. E, her şey var. E, yani sohbet, ilim meclisleri var. Efendim Hayder'in yine e, bütün idari e, birimleri, bu katta olacak bir kütüphanesi var. E, muhakkak zaten sırf kütüphaneyi görmeye ee, bir ayrıyeten gitmeniz lazım. Tabii daha henüz tam manasıyla an, hizmete geçmedi ama şu, hazırlıkları yapılıyor şöyle yani. Şöyle söyleyeyim şu an kütüphaneye biz kitaplarımızı taşıdık. Evet. Bunlar belli bir e, usulde e, yerleştiriliyor. İnşallah bitirdiğimizde ilim ehline hem hanım kardeşlerimize hem beyefendilere burayı açacağız. Nasıl açacağız? Aynı anda hanımların ve beyefendilerin kullanması mümkün değil. Hı hı. Çünkü biz mahremiyete biliyorsunuz. Tabii ki. E, Camiaya evet. olarak çok önem veriyoruz. Zaten önem verilmesi gereken bir konu olduğunu bilerek önem veriyoruz. Ne yapacağız? Haftanın üç günü hanım kardeşlerimize, üç günü beyefendilere hizmet edecek kütüphanemiz. Ondan sonra günlerini belirleyeceğiz, onu ilan edeceğiz. İlan ettiğimizde ilim ehli bütün hanım kardeşlerimiz, beyefendiler veyahut da talebeler gelecek burada hem vakit geçirecek, çayını içecek, kahvesini içecek, hmm. ondan sonra... Ee, orada kitap okuyacaksa mesela Türkçe eserler de koyacağız biz buraya inşallah şu Arapça eserleri bir yerleştirelim. Hı hı. Türkçe eserler bölümü de olacak. Yani kaynak kitaplar böyle e, ilmi daha çok ilmi ağırlıklı kitaplar olacak. E, Mustafa Bey şöyle söyleyeyim. Yani biz e, elimizden geldiği kadar her şeyi e, yaşatma odaklı düşünüyoruz. E, buraya gelen kardeşlerimiz burada ne isterdi e, ona göre düşünüyoruz. Yani mesela e, devletimizin yaptığı birçok kütüphane var. Belediyelerimizin yaptığı birçok kütüphane var. Ama erkeklerle hanımlar aynı anda kullanıyor birçoğu böyle Tabii. bildiğimiz kadarıyla. E biz bunu hanımlar rahat etsin diye hanım kardeşlerimize belli günleri tahsis edeceğiz. Hı -hı. Mesela diyelim ki hanım hoca hoca hanımların sohbetlerinin olduğu günler var. Burada hoca hanımların sohbetlerinin olduğu günlerde burada kütüphaneyi hanımlara tahsis edeceğiz ki evet. sohbete gelen hanım kardeşlerimiz sohbet öncesinde gelsin, orada çalışma yapabilsin. Sohbet sonrasında kalmak isteyen kalsın. Buna göre de bir planlama düşünüyoruz. Yani inşallah bunu da yakın zamanda ilan edeceğiz. Hı hı. Elhamdülillah yani gerçekten sur içinde, belki de İstanbul'da, belki de Türkiye'de bu kadar çok detay düşünülerek evet. yapılan nadide eserlerden birisi oldu. Hatlarına varana kadar, işte işlemelerine varana kadar birçok hassasiyet. Mesela birçok onları da biz paylaşıyoruz. Yeri geldi paylaştık. Daha paylaşmadıklarımız var. Ondan sonra işte silsile-i aliyemizin işte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen nakşibendi silsilesinin, altın silsilenin efendi hazretlerimizle son bulan, sonrasında vekilleriyle devam edecek olan işte şu an bizim vekillerin emiri İbrahim Uslu hocamız başımızda vekillerin emiri olarak bir şura kuruldu. Şuradaki hocalarımız Burayı e, vekil hocalarımıza bu çalışmaları yürütüyorlar. İnşallah Efendi Hazretlerimizin yolu Mehdi Aleyhisselam'a kadar devam edecek. Biz bu niyetle hizmete devam edeceğiz. İşte e, Silsile-i Aliye'mizin isimlerini yazdık. Hatta 37. olarak kimi yazdık? Mehdi, Mehdi Aleyhi evet. Rıdvan'ı yazdık. Evet. E, belki de Türkiye'de ilk defa bir e, kültür merkezinde, camilerde bile yok Mehdi Aleyhisselam'ın ismi. Ondan sonra şimdi biz o e, Silsile-i Aliye'mizin isimlerini Mustafa Özçimşekler hocamız biliyorsunuz daha önce yazmıştı. Onların veciz hayatlarını çıkardı. Cübbel hocamız bunların e, düzeltmesini eksikleri tamamladı. E, bir tarafa o hatları koyacağız. Bir tarafa onların hayatını koyacağız. Bunu e, açılış e, bir Hı -hı. açılış planlıyoruz Eylül ayında. Hı -hı. E, yani yaz dönemi olduğu için yaylada olan var köyünde olan var izinde olan var herkes gelemez diye açılış programını resmi açılışı Hı -hı. Eylül ayına bıraktık. O açılışta bu kitapları, bu silsile Aliye eserini herkese takdim edeceğiz. Gelen O açılışa gelen kardeşlerimize takdim edeceğiz. Ondan sonra hediye edeceğiz. Ondan sonra orada Haşere-i Mübeşşere'nin isimlerini yazdık hatlara. Ana direklere yine Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ismini yazdık. Üst kata Ashab-ı Kehf'in isimlerini yazdık, duvarlara astık. Onun üst katına, hanımlar katına... E ee, tahirat annelerimizin isimlerini yazdık. Ee, mesela eksi iki dediğimiz hanımlar katına e, Hizbul Bahır e, evradı Bahaiye evet. korunmuştır. E, ondan sonra bunları yazdık. E, yine e, kütüphane katında e, tavanlara e, Hıfız ayetlerini yazdırıyoruz. E, ondan sonra yine e, e, hanımlar katının tavanlarına e, Erbayini İdrisi'ye yazdırıyoruz. Yani yine e, mütevelli e, salonuna hı hı. E, şey 8 büyük, tabinin 8 büyüğünün isimlerini yazıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, bu kadar detay, bu kadar hat çalışması Türkiye'de çok az camide var. E, belki Ulu Cami'de çok bu kadar hı hı. çok hat var. Onun dışında e, bu kadar hat olan El yazması bir de. Yani bunları tek tek yazdırıyoruz. Elhamdülillah. Bunların tamamını kim bize öğretiyor? Cübbel hocamız. Evet. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetle başımızda daim eylesin. Amin. Ondan sonra yani mesela bizim giriş katta, mesela sohbet katında, ana katta hocamın sohbet yaptığı katta Efendimiz sallallahu anh, isimlerini Allah'ın celle celaluhu isimleriyle beraber işte Esmaül Hüsna'nın Hemen bu tarafına ne yaptık? Efendimiz Aleyhisselam'ın 99 ismini yazdık. Ondan sonra neden böyle yaptık? Hani biliyorsunuz meşhur Adem Aleyhisselam 300 sene rivayete göre ağladıktan sonra en son aklına şu geliyor diyor ki Ya Rabbi diyor beni diyor Muhammed'in hürmetine affet diyor. Evet. Ondan sonra Allahu Teala ey Adem ben onu daha yaratmadım hani dünyaya göndermedim sen onun ismini nereden biliyorsun deyince Ya Rabbi Arş'ta onun ismi yazıyordu. Senin isminin yanında onun ismi yazıyordu. Cennetin kapısında senin isminin yanında onun ismi yazıyordu. Birçok yerde ben onun ismini gördüm. Senin katında bu kadar kıymetli olan birisi demek ki ismini ismine yaklaştırdın. onun hürmetine beni affet deyince Allahu Teala ya Adem o ki Muhammed'i araya koydun sallallahu aleyhi ve sellem onun hürmetine seni affediyorum buyurdu. Yani Allahu Teala isminin yanına ismini yazmış. Celle celaluhu. Biz de dedik ki 99 Allah'ın celleci, 99 ismi birçok camide var. Biz dedik ki kürsünün bir tarafında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve 99 ismi olsun. Hani biz o e, isimleri Allah'ın celle isimlerine yaklaştırmış olalım. Evet. E, çünkü Allah'ın en sevdiği kulu e, ondan sonra. işte bu açıdan da böyle incelikler düşünülerek burası yapıldı. E, i̇nşallah e, yani biz biraz külliyeyi bu kadar konuşmayacaktık evet. ama. Mevla Mevla bizi oraya yönlendirdi. Demek Şurası, ki ihtiyaç var bitti varmış. mi ihtiyaçlar mı? İhtiyaçlar şöyle. biz kültür merkezimizin %99'unu bitirdik. Elhamdülillah. Az önce bahsettiğim hatlar yazılmaya devam ediyor. Çünkü onlar yeniden yazıldığı için, sıfırdan yazıldığı için, hattat bunu elle yazıyor yani. Tabii. Onları tamamlayacağız. Onların ödemeleri var. Bir miktar borcumuz var. Hı hı. E ondan sonra bir de buranın işletilmesi var yani aslında burada sadaka icariye devam ediyor devam ediyor e burada hizmet devam ediyor Allahu Teala da Bakara suresinde şöyle buyuruyor Mustafa Bey mallarını Allah yolunda harcamakta olan kimselerin yaptıkları yardımın şaşılacak hali yedi başak bitirmiş olan bir tane gibidir yani toprağa bir tane atıyorsunuz evet. yedi başak bitiriyor her bir başakta yüz tane vardır Allah yani yüz tane varsa her bir başakta yedi başakta ne oluyor? Yedi yüz tane oluyor. Allah cellece Celle, verenlerin her birine değil de dilediği kimseler için çektiği zahmet ve taşıdığı ihlas nispetinde mükafatı katlama yapar. Demek ki burada niyetler önemli değil mi? Tabii. Yani hani bizim bağışlarımız Haydar Kültür Merkezi'ne bağış yapıyor. Ya ismimi yazmayın diyor. Benim ismim gözükmesin diyor. Ondan sonra neden böyle söylüyor? Diyor ki Allah bilsin diyor. İhlas işte yani. Allah sırf Allah rızası için. Ondan sonra ya da çektiği zahmet. Yani hani Tabii. bir zahmetle bunu kazanmak var yani. Ondan sonra katlama yapar. Allah vereceği fazlalıklar yüzünden hazinesi eksilmeyen, hazineleri eksilmeyen ve lütfu da cömertliği de sonsuz ve sınırsız derecede geniş olan bir vasidir. Yani Allah bire 700 verdi. Dilerse bunu katlayabilir ee, ama katladığı zaman da bir şey eksilmez. Yani biz katlama yaparsak bizdeki eksilir. eksilir. Neden? Tabii. Bizimki nedir ki? Yani bizim bütçemiz Tabii. ne? Gücümüz ne? Allah'ın kudreti sonsuz. Evet, Onunki elhamdülü. vermekle azalmıyor. Hatta şöyle tarif ediyor büyüklerimiz. Diyorlar ki Allah Celle, Celle her isteyene istediği kadar verse ve ne isterse verse ne kadar eksilir onun hazinelerinden? Ee, bir diyor toplu iğneyi bir deryaya batırsan Kaldırsan ne kadar su eksilirse Allah'ın hazinelerinden o kadar eksilir. Kainat O'nun, bizim evet. bildiğimiz bilmediğimiz alemler O'nun, yani O'nun hazinesi eksilmez. Verenlerin ne verdiklerini ve ne niyetle verdiklerini, bundan dolayı ne tür bir karşılık hak ettiklerini hakkıyla bilen bir alimdir. Şimdi bizim ne verdiğimizi ve ne niyetle verdiğimizi, bundan dolayı ne kazandığımızı da ancak Allah biliyor yani değil evet. mi? Kim bilebilir? Yani biz şimdi mesela Hayder'e yardım ettik. Ne niyetle verdik? Allah bilir. Ne kadar verdik? Belki e, isim veriyorsak, belki Hayder bilir. İsim vermiyorsak onu da bilmez Hayder. Bir de bununla ne kazandık? Yani o, o bağışı yaptık. Bununla ne? Onu da Allah bilir diyor. Ondan sonra hakkıyla bilen bir alimdir. Ve Allah Celle Celaluhu bu onun rızası için verdiğimiz, onun yoluna verdiklerimizin karşılığını da o biliyorsa onun bildiği çok farklıdır. Yarın Ruzi Mahşer'de karşımıza çıktığında belki de niye daha çok vermedik diye pişman olacağız. Evet Allahu Teala e, dünyadayken ahireti kazanan e, ondan sonra vermeyi kendine şiar edinen cömertliği kendine şiar edinen kullarından olmayı nasip eylesin. Amin. Hatta e, şunu da söyleyeyim süremiz ne kadar evet, kaldı son bilmiyorum. son 1-2 dakikamız e, var. Büyüklerden birisi yani Zülkarneyn Aleyhisselam için de söyleniyor bu. Büyüklerden birisi bir gece vakti yanındaki maiyetiyle beraber bir yerden geçiyorlar. Böyle bir şıkır şıkır bir sesler geliyor. Diyor ki herkes ceplerini doldursun. Şimdi tabii o karanlıkta yürümenin de verdiği bir yorgunluk da var. Göz gözü görmüyor. Ondan sonra ya birisi diyor ki ya ben ne cebimi dolduracağım diyor. Ondan sonra bir şey diyor, almama gerekiyor kendimi zor taşıyorum diyor. Devam ediyor arkadan gelen birisi diyor ki ya diyor şimdi diyor aydınlığa çıkınca ne aldınız? Ben size ceplerinizi doldurun dedim e, derse bir iki bir şey yanımda bulunsun ben bunları alabildim diyeyim diye bir iki bir şey alıyor yerden taş alıyor. Kimisi de arkadan gelen kimileri de şu gömleğini elbisesinin içine sokuyor veya fanilasını koynuna kadar dolduruyor, ceplerini dolduruyor. Alabildiği kadar alıyor. Bunlar aydınlığa çıkınca herkes diyor cebindekileri boşaltsın diyor. Herkes cebindekileri boşaltınca bir bakıyorlar çok kıymetli. Artık yakut mudur, zebercet midir? Ondan sonra çok kıymetli taşlar. Şimdi o almayanlar dövünüyor. Az alanlar biraz fazla dövünüyor. Çok alanlar en fazla onlar dövünüyor. Diyor ki ya niye daha fazla almadık diyor. E şimdi biz bu karanlığı dünya olarak düşünürsek, aydınlık neresi olsun? Cennet Hacette. olsun. İşte biz dünyadayken ceplerimizi doldurursak, neyle doldurursak? Hayır, hasenat, infak, sadaka değil mi? Doldurursak aydınlığa çıktığımızda cennete çıktığımızda niye daha çok almadık diye belki de en fazla verenler pişman olacak. Evet. Allah bu pişmanlığa düşmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Dünyadayken ahireti kazanacak amellere Allah bizi muvaffak eylesin. Amin. Ee, yani Konumuz da bu değildi ama Mustafa Bey. Demek ki buna e, ihtiyaç varmış diye İhtiyaç düşün. varmış. Diyelim. İnşallah. E, çok da güzel oldu. Aslında uzun zamandır da konuşmamıştık hakikaten. Evet, evet, evet. Elhamdülillah bittiğini gördük. Hep bunu istiyordu arzu ediyorduk. Evet, Rabbimiz evet. nasip etti. Evet. Eylül ayında da inşallah bir Açılışını böyle resmi açılış ]şallah. gerçekleştireceğiz. İnşallah. i̇nşallah e, o güne kadar da Haydar Kültür Merkezi'nde çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Elhamdülillah. Sohbetler de devam ediyor inşallah. Bunun duyuruları vesaireleri de oluyor. Dolayısıyla hem tabii Lale Gülü takip edebilirsiniz ama Hayder'in sosyal medya hesapları var. Orayı da takip edin çünkü çoğunlukla Hayder bütün oradaki sohbet programlarını nerede olacağını, ne olacağını, nasıl olacağını, ikramları vesaire hepsini paylaşıyor. Siz de bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Bu programımızın sonuna geldik. Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzına teşekkür ederim Allah razı olsun tekrar yeni bir Yesevi yolu programında görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun. Selamlar 0212 923 1 923 Noğlu Hayder Çağrı Merkezi'ni arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği